Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bizlere destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirim açıp beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Evet sevgili arkadaşlar. Ziya'nın Yaman'a annesi için bağırması ve Yaman'a baskı yapması Yaman'ı çok üzecek. Ziya iyice zıvanadan çıktı. Yaman'ın yarasını kanatıyor. Ziya bela oldu. Keşke Yaman anneni bu kadar istiyorsan git onunla yaşa deseydi. Bir daha karşıma çıkma diyebilse. Abisi için sevdiği kadını dışlayan, yalan söyleyen Yaman bunu yapmaz. Anne Seher'in iyi biri olduğunu ve Yaman'ın üzerindeki etkisini anladı. Seher'i konağa girebilmek için kullanmayı düşünüyor. Anne Seher'in karşısına çıkabilir, kandırmaya çalışabilir. Eğer inanıp Yaman'a anne konusunda baskı yapmaya çalışırsa bu kendi sonunu getirmekten farksız olur ki gidişat bu yönde. Yaman Ziya'nın ve Seher'in baskılarına boyun eğip bu kadının konağa getirirse konak iki yılanın olduğu ihanetin kol gezdiği bir yer olur. Nedim Zuhal'in tuzağına düşerse, Yaman'a ihanet ederse Yaman sırtından vurulur ve bu da Yaman'ın yıkımı olur. Senaristler yine entrika, kötülük yazmaya başladılar. İyi birkaç bölümün arkasına kötülükler gelmeye başladı ve izleyicilerin sabrını zorlamaya başladılar. Evet sevgili arkadaşlar, sizler de düşüncelerinizi yorumlarda belirtip beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, sizlere birçok ünlü ismin kullandığı Forex döviz yatırımından bahsetmek istiyorum. Forex İngilizce döviz kurunun kısaltılmasıdır. Ülkelerin para birimlerinin değişim piyasasıdır. Yani bir ülkenin para birimi karşılığında diğer bir ülkenin para biriminin alındığı veya satıldığı piyasadır. Bütün dünyada döviz parite fiyatları bu piyasaya göre belirlenir. Sizler de bu şekilde bir yatırım yaparak paranızı Forex yatırımı ile değerlendirip yüksek meblağlarda kar edebilirsiniz.